Esport ve Esport Plus ekranlarında Wimbledon heyecanı devam ediyor. Bugün kadınlarda yarı final günüydü ve Ons Jabeur Tatiana Maria mücadelesinde iki yakın arkadaşın maçında kazanan Ons Jabeur olmuştu. Finale ismini ilk yazdıran isim Ons Jabeur olmuştu. Ama sonrasında belki biraz daha çekişmeli geçmesini beklediğimiz bir maç vardı. Elena Rybakina ve Simona Halep. Rybakina çok genç bir oyuncu. 2015 Garbinia Muguruza'dan sonra finale gelen en genç oyuncu olmayı başardı. Simona Halep'i mağlup etti ki Simona Halep Wimbledon'da müthiş bir seri yakalamıştı aslında. Set bırakmıyordu rakiplerine ve bütün maçlarda son derece efektif, verimli bir şekilde puanlarını hızlı bitirerek gördüğümüz en agresif Simona Halep versiyonlarını sergileyerek bu yarı finale geldi. Rybakina öteki taraftan Kazak oyuncu, Rusya doğumlu Kazak oyuncu. Özellikle tur içerisinde çok fazla ace atmasıyla ve winner'lara gitmesiyle bu turnuvada zorlu maçlarda oynadı ve görünen o ki oynadığı zorlu maçlar örneğin Tomjanovic'e karşı oynadığı maç daha önce Bianca Andreescu'ya karşı oynadığı maç bu gibi maçlar onu yarı finalin yoğunluğuna hazırlamış. 6-3 6-3 aldı iki sette biz hep bir noktada Simon Halep bu maçın içerisinde girebilir mi diye düşünürken Simon Halep sürekli çift hata yaptı. 9 tane çift hataya gitmeyi başardı ki geride kalan yani yarı finale gelinceye kadar, çeyrek finale kadar oynadığı maçlarda zaten toplam yaptığı çift hata sayısı 10'du Simon Alep'in. Şimdi ortaya tabii ki şöyle bir final eşleşmesi çıktı. Elena Ribakina Ons Jabber. Ribakina Rusya doğumlu oyuncu, daha sonra Kazak vatandaşlığına geçen bir oyuncu. Rus ve Belaruslu oyuncular bu turnuvada oynayamıyor. İngiliz basını ve diğer e, uluslararası basın bu konuyu biraz tartışacaktır diye düşünüyorum ama bunlar daha sonraki günlerin konusu. Özetle Elena Rybakina, Kazakistan'dan gelip bir majör turnuvada Grand Slam'de final oynayan ilk oyuncu olma hakkını kazandı çok parlak bir galibiyetle.